Herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bugün sizler için çok güzel, en kocamanından bir yılbaşı sepeti hazırlıyoruz. Çok da mutluyuz çünkü size kocaman bir hediye sepeti geliyor. Evet, her şeyin içinde olacağı çok güzel bir sepet hazırlayacağız. Şimdi hatta birlikte seçeceğiz. Evet, ayrıca bu sefer rakip değiliz. Evet, bu sefer beraber alışveriş yapıyoruz. Aynen. Ama yine arada tabii bir atışmalar olur bence. Göreceğiz bakalım. Hadi o zaman. Hadi girelim. Bence makyajdan başlayalım direkt. Aynen. Tamam. Kendimiz de kullanıyoruz zaten. Şu highlighter mıydı? Çok öneriyorlar bunu. Bence bu kesin olsun şeyimizde, sepetimizde. Bir şey değil mi? Bu bak 24 saat kalıcı bir fondöten olduğu için özellikle yılbaşı için bence çok iyi. Çünkü bütün gece. Ay şuna bak! Yılbaşı. Tam yılbaşı, evet. Bunu da alayım ya. Çok güzel bir şey. Benim sevdiğim bir... Gel, devam edelim. Hangi markaydı o? Bak şunda hem gloss'u var hem de şeyi var, rengi matı var. Bence bunlardan bir şey yapalım, koyalım. Olur. Hem parıltılı parıltılı, yılbaşında da belki sürersiniz. Sepet şu an çok boş duruyor, birazcık daha nasıl fazlalaştırsak mı acaba? Yok, dur o dolacak, zaten. Şu anki haline bakmayın. Düşünüyormuş gibi yapıyormuş. Doldurunuzu bilmiyorum ama notun şeyini biliyordum. Kapatıcısı güzeldi. Konseymiş. Ben şunu atalım içine bak. Tamam. Attım. Aslında bak bu tam kapatıcılık sağlayan bir şey. Full coverage. Okey, onu da atalım. Coverage. Atalım mı? At. Rimmel'e gelelim. Revelation güzel diyorlardı. Dur, highlighter paletini kullanıyorum ben bunun. Hayır, o ama zaten başka bir şeydi. Buydu benim bayıldım. Baksana. Her şey var içinde resmen. İstediğin gibi parlayabilirsin. Güzel. Alalım mı? Bence tamam. Çok ye. Şimdi favori kapatıcıma geçeceğim. Bunu size önermek istiyorum ve sepete koymak istiyorum. Çünkü bence herkesin favori kapatıcısıdır. Maybelline'in Age Rewind'ı. Hatta bir tane açık rengini koyacağım sepete, bir tane de daha bir tık daha koyu tonunu koyacağım varsa burada. Aynen. Ben burada arkada sessiz takılıyormuşum. Azarlığı verdim. At. Tamam ya, bir tane koydum o zaman. Ay baksana müzlerin renklerine mor falan. Mor mu? Ne? Seven olabilir. Aa, kırmızı ruj koyalım, yılbaşı. Okey, bence de. Bir şey diyeceğim bu arada. Bunlar çok güzel. Mat şey ruj. Ah, bir şey diyeceğim, bu maskara aşırı iyi. Adana limanının tadı oldu. Adana liman. Bize Raisa Manessa defilesinde kullanmışlardı, sonra hediye etmişlerdi ama şu an bence bundan da atmalı. Aa, zaten şey... maskara koymadık. Bu yeni çıkan bir şey mi acaba? Bence görmüyorsun mu renkleri çok güzel. Iyi. Zaten yapılabilir şey yılbaşı makyajı. Mor turuncu şeyleri böyle çok sürüyor. Ve yazın da özellikle çok güzel olur. Mesela. Ablamız. Ablamız aslında. Bunu da alalım. Bir şey diyeceğim, koymadık hiç, primer. Özellikle gece makyajı yapacağımız için primer önemli. Elf markası. Deyip almıyormuşum ben. Sadece Watsons'ta varmış bu arada. Ve yurt dışında efsane bir markaymış. Bu mesela gözenekler için. Bu şey içinmiş. Cem makyaj konusunda daha iyi. Bugün yenileceğim. İngilizcem yetmedi, dur. Bu ne demek? Çeviremedim. Bakayım. Bu renk düzenleyici galiba. Corrector gibi bir şey olması lazım. Aynen, bence de. Şey var, bence gözenek iyi olabilir. At o zaman. Ay maskeler. Ay baksana şunlara. Aha. Who cares maskesi. I care. Şey... Ama yoktur. Şuradakilere gözüm kaydı benim. Bu da sadece Watsons'a özel diye biliyorum ben. Bu maskeler. Kore. Bana öyle dediler. Ben bilmem. Şu avokado çok iyi gelir aslında ya. Parlak güzel ciltleri var ya. Yokmuş aslında. Bunu sürünce öyle oluyorsunuz. Watsons bize o zaman yollar bundan. Bol herhalde koreler. Attım ben. Birkaç tane atacağım bundan bu arada. Baksana smoothie bowl. Pineapple, mango var, limon var. Bir şey diyeceğim, ben bundan Ecem'le bana almıştım bir gün. Aa, minnoş. Sen panda olursun, ben tavşan olurum diye. Benim yüzümde... Ben timsah oldum bir anda ama yani, hani anladın mı? Ben yüzüme taktığımda gerçekten yok. Kocaman panda, Ecem'e aldığım tavşan sadece burunmuş. Sadece burnu tavşan oldu. Burada krem. Şurada CC krem vardı, bence ondan kesin koyalım. Bu çok öneriliyor. Evet. Ben kullanmadım. Ablam kullanıyor bunu. Ama çok herkes güzel. Çok öneriyor. Hem de SPF 30. Kış güneşi. Koy. Kış güneşi. Tarkan. Bunun hem terapisi çok güzel. Ay biliyorum ya. Ben alsana bunu. Ben de istiyorum. Cebel atsana bir tane. Tamam kız yeter. Aa, bunu çok merak ettim. Bu hem içiliyormuş hem de yüze sürülüyormuş. Gazoz tonik. Soda. Soda tonik. Gazoz tonik. Hacı bitiyormuş şimdi. Şimdi ben bunu Aa yandım değil. Çok yorulmuştum. Bu arada şaka değil, gerçekten içiliyormuş. İçiliyormuş ya. Şimdi siz içmeyin, bir şey olur falan bize kalın. Benden bilmeyin sonra. Ben diyorum, şampuan, saç kremi, saç maskesi falan. Bir bakılsın. Orada hepsi. Go. Şu seti şöyle... yap. Aa serum var. Bence serum. Yapalım. Hı? Serum da al bence. Şöyle hatta arttırayım mı? Var mı arttıran? Botanicals'ın. Güzel bir set oldu bence o. Bence de şampuanı, saç kremi, serumu. Bu da dökülmeye karşı bence iyi oluyor. Okey. Aşkım sirke o. Hayır kokonat. Aşkım. Aşkım kokonat. Hindistan cevizi sirkesi yazıyor kocaman. Haç bunu bilmeyen yoktur herhalde. Bu yemeklerin içine de koyuluyor, saça da sürülüyor, yüze de sürülüyor bence bunu. pH damlası ne kız? Bilmiyorum. Bildiğim yalanları dilerken ben. Bu ağır oldu biliyorsun değil mi? Artık sen alsan diyorum. Ben bunu dur. Kameraya bir bakış at. Aslında yılbaş ağacıymış falan düşünsene. Bu duş jeli diye düşünüyorum. Aynen duş jeliymiş. Bir sürü her kokudan farklı duş jelleri var. Kokonat var. Alayım sana. Blueberry var. Pineapple var aynen. Karpuzlu var. Portakallı falan var. Ben bunu koyalım diyorum. Bence de. Çok güzel çünkü alt toplu bir şey gibi. Bir şey diyeceğim, bu çok tatlı bir şey. Çok güzel evet. Bu da makyaj süngeri zaten. Bir de bunu kayıtta mısın? Bir de ben bunu koyalım diyorum. Çünkü hiç fırça falan koymamıştık. Bu aldıklarımız neyle yapacaksınız? O yüzden bu fırça setini koyalım. Çünkü makyaj pıtı pıtı da var süngere. Nereye yapacağız? Off the record. Bacı bacı yaparız. Delen ne? Delen koyalım mı? Aşkım bence koymayalım. Birazcık bakalım. Fiyat ne oldu? Ne aldık? Ne ettik? Ne kadar oldu? Bu 1000 lirayı geçti de. Onu ne ara koydun buraya? Onu gizli gizli almış. Kendime koydum. Niye? İpşa ediyorsun. Yok yok yani bunu da verebiliriz. Keselim ne olur keselim orayı. Kendime almıştım. Şimdi alışverişimizi tamamladık. Eve gidip birbirimize gördüğünüz üzere. 3 poşet mi oldu sadece? Evet, 3 poşet ama dolu bu arada. İçi bayağı dolu. Şimdi eve gidip birbirimize yılbaşı makyajı yapacağız. Paket hazırlayacağız. Evet. Bakalım orada görüşürüz. Şimdi eve geldik. Hadi ya, hadi hiç belli olmuyor. Evet, Watsons'daki alışverişimizi yapıp şimdi evimize geldik ki size güzel bir yılbaşı makyaj videosu. Başımızı değiştirdik. Çekelim. Ama bu videonun konusu yani videonun bu kısmı daha çok işte kendimize makyaj yapacağız ve hangimiz daha güzel yaparsa yine bu bir oylamaya sunulacak. Bu arada biz bazımızı yaptık, bir hafiften kapattık zaman kaybetmeyelim diye. Ben gözden başlayacağım. Ben de gözden başlayacağım tabii ki de. Bu arada anlat bakalım makyaj yaparken geçen yıl neler oldu senin hayatında? Geçen yıl benim hayatımda bilmiyormuşum. Neler? Olan her anda yanımda olduğun için evet bilmiyormuş gibi davranamam. İşte ne getirdi sana 2018? Ne götürdü sana 2018? 2018'den mi çıkıyoruz kız? Hangi yıldayız ya? Ben şeymişim aslında 2060'dan geliyormuşum şu an. Geçen yıl... Bilmiyorum üstüne hiç düşünmedim. Daha yıl bitmedi bana böyle sorular sorma. Daha dur getirecekleri var. 31'inde sorarsın. Aynen belki getirir son. Bu arada... Birkaç günde. Birazcık pembemsi diye bir far sürdüm ama bildiğin beyaz çıktı. Bu beni biraz korktu. Hangisi? Bak gri oldu gözüm birazcık şu. Göstersene onu. Aa bu arada ben niye göstermiyorsam far paleti olarak ben bu paleti kullanıyorum. Watsons'tan yine Söylemiyorum bunları. Revelation. Ha öyle de değil. Ne? Revelation. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Bilmiyorum. İnşallah öyle söyleniyordur. Söylenmiyorsa kes. Hadi bakalım. Ne tonlarda yapacaksın? Aynı yapmayalım. Ben şimdi kırmızı ruj süreceğim için çok fazla yoğun, göze yoğunlaşmayacağım evet. Ben karar vermedim daha ruj rengine falan. Oluyormuş böyle, orası da çok abartı. Dudağı da böyle pembe, fosforlu. Her yer abartı yapıyormuşsun yanlışlıkla. Yılbaşı canım kaldırır. Ne diyordum? Ha, çok güzel, mükemmel şeyler kim kazanacaksa. Onu da tabii ki de videonun ilerleyen dakikalarında size çekiliş ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bakalım o güzel sepet kimin olacak? Kaç tane fırçan vardı, fırça değiştiriyorsun ya? 2 tane. Sana niye 2 de bana 1? Aşkım. Hiç adil değiliz şu an, ver. Zaten kazandım bir önceki şeyi. Burada da ben olayım, birazcık kazanan olayım lütfen ya. Tamam yapmıyorum o zaman ben makyaj. Yapmasam kazanırsın çünkü anca. Pardon. Evet, bunda haklı olabilir. Ben makyaj çok yapamıyorum çünkü. Alışmışım hep yaptırmaya. Yapıyorsun ya sen de. Benim kadar iyi yapamıyorsun. Göz hakkında detay vereyim o zaman ben. Retinadan giriyormuşum. Ben şu an bu ne rengi? Mürdüm değil mi? Mor tonun, toprak tonlarında bir göz makyajı seçtim çünkü rujumu da o tonlarda nude seçeceğim. Şimdi yapıyorum, ilk önce bir gölgelendirme yapıyorum ki daha dramatik bir bakış elde edeyim diye. Ben susuyormuşum. Edemeyeceğim bir ihtimal, şu an kötü yapıyorum. Kendall Jenner'ın yürüyememesini izlemedim ki o yüzden. Piyallah. İzlesene. Adamın ne suçu? Ölü gibi yürümüş. İzlemedim ben. İnanamıyorum. Ben bile Dosi'de saçma sapan değil tabii ki de. Açık mı? Ha. Ben bile Dosi'de attı böyle saçlarım sanki Victoria's Secret'taymışım gibi yürüdüm. Dosi'nin de ama öyle bir havası var bu arada. Var. En son zaten Adriana, Isabel falan filan hep beraber çıktık ya o son kapanış. Kendall hiç yürüyemedi mi ya? Ben onu bir izleyeyim. Çok severim bu arada, en sevdiğim modeldir de yani. Aşkım ikizin. Yanlış. Nasıl yürüyemedi ya? O kadara kadar mı? Bayağı yürüyemedi. Ya bir tane hatta tweet attı. Cici vardı. Bak Cici ile Bella yapmaya başardı biraz. Yani geçen sene çok kötülerdi onlar. Geçen sene onlar da çok kötüydü evet. Kendall'ın yürüyüşüne öyle bir dalga geçmişler ki Twitter'da. Bir şey diyeceğim. Favorin kim? Favorim kendisi ya. Ama bir dakika. O zaten tüm zamanların favorisi. O kült bir isim ama. Fantasy burayla çok iyiydi bence. O çok iyiydi de benim her zaman Taylor ya. Çok güzel bebek gibi. Bebek kız böyle, ben daha kadınsı seviyorum galiba. Sen böyle, bu arada ben kırmızı ruj süreceğim diye yine söylüyorum. Bakayım mı sana? İyice gözlerimi abartmaya başladım. Onu bilenler parlatmaya başladım. Gözünün altına sür onu, tamam işte. Ama bir şey diyeceğim, burada gözüküyor da kamerada öyle gözüktüğünü düşünmüyorum. Kamera makyajı yiyor. Kamera makyajı yiyor. Benim gözüküyor mu oradan? Gözüme bir şey sür. Ne? Boşuna mı sürdüm ben 2 saattir? Bir şey diyeceğim, senin buradan da gözükmüyor hiçbir şey. Aslında 2 saattir boş. Konuşmaya dalmış, alıyor gibi yapıyor. Neyse tamam, koyulaştırayım bari de korkuyorum. Ben normal normal makyajlarımda da kullanamıyorum ki koyu. Şimdi ben birazcık daha gölge yapmaya başladım. Çünkü öyle istedi canım. Çünkü keyfin misin kardeşim? Çünkü yapacağım. Dur bakayım. Oldu ben, çıkıyordur artık bu da. Değil mi? Çıkıyor mu? Güldüğüne göre garip bir an yaşadı orada. Tamam ya. Ya böyle çıkıyor mu? Peki ya böyle değil. Asla çıkmaya par yapmışlar. Nerene geçeceksin şimdi? Öyle bir sordu ki nerene git. Muhtemelen yanağıma geçerim diye düşünüyorum. Tamam. Bayağı parıltılı bir makyaj oldu bence, yılbaşına hazırım. Evet, ben hiç yılbaşı yapmıyorum. Bayıllara vesile. Hayırdır inşallah. Günlük hayatında hep yılbaşı gibi geziyorsun ama. Aşkım. Sağ olsun. Çok güzel bir highlighter vermişti bize Watsons. Nerede o? Gösterelim onu. Burada gözünün önünde, bulamadın 2 saat. Niye yapmışım? Aslında ben bunu fondötenime karıştırıp kullanacağım normal hayatımda da. Ama siz tabii de yapabilirsiniz. Hani mesela Buse'nin yüzü toz highlighterları tutmuyor. Dağılıyor hemen. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Yalan söylüyor. Kendine sürdüğünü bana sürüyor, asla yok. Aynen. O cilt şeyiyle alakalı. Evet, o yüzden bu bayağı iyi olacak. Fondötenle de karıştırabilir yani. Çok korkuyorum yalnız onu. Az önce elime süreyim dedim. Şu an geçmiş ama hani burası mor civert. Yok o dağılıyor ama doğallaşıyor aynen. Sonra. Şuradan şurası beyaz, şuradan şurası bronzdu. Komik bir görüntüydü. Ben birinci olduğumda bana ne demişlerdi hatırlıyor musun? O neler neler ya. Burun farkıyla mı birinci oldun? Şimdi kontürlü burnumu küçültümü izle oradan. En azından estetik yaptırmıyorsun ama. Karakteristik ben bir burun var. Ha, bu yıl kimse. Ne? Ha. Konuşuyor muyuz bunu? Neyse bir şey söyleyeceğim. Yine de şurada şey yapıyorum. Bana öyle dediniz, bu kıza da burnu hokka gibi estetik yaptırmış diyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Bana mı öyle diyorlar? Hayır aşkım, ha. Sen kimsin? Benim burnum hokka değil çünkü. Değil mi? Evet, size olmadığı için şaşırdınız. Kime diyorlar hokka gibi? 2018 güzelimize. Estetik olduğu için hokka estetik gibi. Olduğu için ama bana da burnum... Hande Yener ona şey demiş ya, okudun mu onu? Estetisyenimiz aynıdır. Çok iyiydi. Bayağı aynen. Kendiyle barışıklık olma level'ı bulamalı. Bence de. Şimdi kendimi Hollywood yanağı yapacağım. Nasıl yapıyorsun onu? Benim olmadı galiba pek öyle. Ben biraz gözüme biraz daha ışıltık atacağım. Olmadı çünkü. Çok. Bir bakabilir miyim? Evet. yorum yapamadım. Ha, oluyor gibi sanki. Parıltılı biraz artık. Artık olsun çünkü. Birazdan burnumu küçülteceğim. Becerebiliyor musun onu ya? Bazen beceriyorum, bazen yanlış yapıyorum. Burnum daha çok büyük gözüküyor. O çok ince bir çizgi çünkü biliyor musun? Bir kere Allah patlıcan gibi çıkabiliyor ortaya. Bir kere bir make-up artist yapmıştı yalnız. Nasıl yaptı bilmiyorum, isim vermeyeyim. Güzel mi yaptı? Hayır. Kötü mü yaptı? Burnum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Hem yamuldu. Patlıcanım. Patlıcana benzedi. Hem yamuldu hem zaten şurası yuvarlak. Bayağı kötü yaptı. Bayağı kötü yaptı, evet ben de şaşırdım. Neyse ki şeyden falan birazcık ben hiç makyaj yapmayı bilmiyordum. Fashion'liklerde falan birazcık öğrendim. Evet yani modellik mesleğinin bir avantajı da bu oluyor. Yani backstage'lerde o kadar farklı, o kadar değişik makyajlar yapılıyor ki farklı makyaj yöntemlerini de öğrenebiliyorsunuz. Bu mesela bir artısı modelliğin. Hiç makyaj mı yapamaz bir insan? Şu an gideyim diyorum işte. Şu an gitsek var kesin ya. Dünya. Benim oda arkadaşım make-up artistmiş ya. Kız bebekler gibi sabah good morning sunshine diye uyanıyor bana. Düşünsene pembe sabahlığıyla falan ben böyle asla makyaj yapmayı bilmiyorum falan. Ay benim, fondöten diye şey sürüyorum, BB krem sürüyorum. Sonra niye hiçbir yerim kapanmıyor. Ben de öyleydim. Rimmel sürmeyi bilmiyorum, her yerime bulaştırıyorum falan. Sadece bir kere bana yapmıştı. O da jüriyle tanışma günü falandı böyle. O gün yapmıştı, çok güzel olmuştu mesela. Sonra bir daha yapmadı, baktı çok güzel oldum. Baktı yeneceğim onu. Nasıl bir dakika, kin, öfke. Bak hala geliyor. Kini kustu karı. Ben bu arada benim çok anlatacağım şeyler var yurt dışı yarışmasıyla ilgili ama onu başka videoya. Güzel bence. Bir video yapacağız aynen. Onun için. Beklemede kalın. Miss Turkey'ye katılmak isteyen kızlarımız illa vardır. Çok geliyor soru ya. Oha gözüm bayağı oradan hala... Orada da böyle parlıyor ama. Çok o zaman çok parlıyor değil mi? Bence de. Bizden soruları önce çekiyorlarmış şimdi söyledik ya. Biri YouTuber oluyormuş. Hemen ama hemen. Hemen anında. Aa o yüzden aşağıya bence yorum bırakabilirsiniz. Miss Turkey hakkında merak ettiğiniz soruları. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şu highlighter'ı süreceğim birazdan. Çok korkuyorum. Sürme o zaman. Çünkü... Ne demek sürme o zaman? Highlighter'sız makyaj mı yapacağım? Bir de yılbaşı makyajı. Parlamam lazım. Gözüm o kadar parladı ki. Eğer yüzüm de o kadar parlarsa diye. Bayağı korkuyorum. Yani disko topu olarak kılavuzla gidersin artık. Nereye gidiyorsun? Ay ne yılbaşına ne yapacaksın sen bu arada? Daha, benim bir planım yok daha. Senin de yoksa... So we can. Ne yapsak acaba? Buluruz bir event. Bu makyajı yapabileceğimiz bir yere gideriz bence yılbaşında. İnşallah gitmem böyle. İnşallah bu makyajı yapmam ne diyeyim. Yapamıyorum ben şu an farkında mısın? Tamam bence olacak şimdi daha eksikler var diye öyle. Neden YouTuber olduk? Zaten biz ikimiz aşırı aynıyız. Yani çok evet, eğleniyoruz. Evet karakter olarak da çok hep sürekli böyle beraberiz, hep aynı şeyler falan filan hep böyle birlikteyiz. İnsanlar da hep bize zaten çok enerjiniz çok iyi, çok yükseksiniz, evet, çok eğleniyorsunuz. Evet, bizi görmek istiyorlardı. Siz bir video çekseniz de bir YouTube yapsanız da falan diyorlardı. Biz 3 yıldır nasıl buna yapmadık? Girmeyiz değil mi? Aynen. Bence iyi olacak. Ondan sonra ama tabii kimse cesaret edemiyor. Sonra cesaret veren birileri oldu. Saçez. Şöyle etrafıma bakayım siz de güzel. Buraya alkışlar, konfetiler. Böyle, ben kafamda hep böyle canlandırıyorum ama umarım böyle şeyler yaparsın bak. Çünkü yüzünde ben böyle bir şey diyeyim, böyle bakıyor bana. Şöyle. Hayatımda hiç konfeti görmemiş aslında. Nasıl koyacağım benim? Nasıl koyacağım diye kendine dert edici orada. Paleti bak, aldın herhalde. Burnumu küçülttüm. Aferin sana. Küçüldü ben, değil mi? Dur, bu highlighter ben çok inanıyormuşum. Küçüldü değil mi? Hokka gibi oldum aşkım. Sen bir dene. Nasıl çıkardı? Hangi ton süreceğim ki ben şimdi? Ha, onu süreceksin. Evet. Ben bunu süreceğim. Ben onu güvenemedim. Çok parlayacak gibi hissediyorum. Aman parlayan parladı zaten. Boşver. Yani oldum disco topu. Güzel. Böyleli. Güzelmiş bu. Bunu beğendim bak. Evet, sende toz oluyor tabii. Bu sefer takip ettiğin bir YouTuber. Ben hemen söyle. Hemen. Yani bir dakika. 10 saat sonra. Ay isim olarak bilmiyorum. Aynen 10 saat sonra. İsim olarak bilmiyorum da şey, ben Marvel'in filmlerini çok seviyorum, izliyorum. Onları yorumlayan bir kız var. Ezgi'nin bir şeyiydi. Aa, ben de... Aynen onu. Bayağı her gün izliyordum bir ara, çok iyiydi. Bir de tabii yabancı olarak yabancı şey yapıyorum. Ama ben şey yine YouTube'da değil ya. Mesela Vogue'un yaptığı makyaj şeylerinde Victoria's Secret meleklerini falan kullanıyorlar ya, onları çok izliyorum. Ama onlar YouTuber değil. Türklerde de tamam. Victoria's Secret meleklerinden Romy YouTuber bu arada. Evet, onun bütün her şeyin backstage'ini Victoria's Secret'in özellikle çekmiş, daha izleyemedim. Biliyorum. Çok beğeniyorum ve o da model olduğu için hani normal. Aynen. Her şeyi görmek istiyorum falan. Türklerde de yine YouTube değil ama yani Instagram'da Instagram'dan görüyorum. Yani Duygu Özaslan'ın fotoğraflarını ben de çok beğeniyorum mesela. Duygu Özaslan'ın makyaj yapma tarzı da çok ama güzel. Ama öyle çok izlemişimdir, çok izlememişimdir yani oturup da. Çünkü yani neden? Yani aynen. Çok zamanımız da yok açıkçası. Zaman da yok. Bir de yani biz genelde film falan, yani zaman bulunca film falan izliyoruz. Doğru ya. Buram çok parladı. Buram az... Yo. Buram da güneş gibi olmuş. Nereye az parlayayım? Şunlar şuraya damlatayım azıcık. Bir şey diyeyim mi? Toz daha iyi olacak sende. Dur şimdi ben bunun üstüne toz koyacağım, ben parlamayayım. Ben bir kendimi... Ya ne oldu, korktun mu? Yok aşkım. Seni yeneceğim diye bu sefer. Bana bakın. Bana bakın bu sefer bana vereceksiniz öyle. Ay neyse değil. Ya bence de şey öyle değil. Hak eden kazan, bence de öyle değil. Aynaya bakınca dedim ki bence de öyle. Şey tamam ya. Ya bunların şey çoğu bu arada bizim şu an ilk defa kullandığımız ürünler. Aynı zamanda ürün denemiş de oluyoruz sizle beraber. Evet. Aa, ruj var. Tamam. Oha, sen bitirdin mi? Bitirmedim. Hızlanmam lazım. Beklerim seni. Ya da bekleme. Sen sohbet edersin birazcık. İnşallah bu ışık yüzünden böyle gözüküyorumdur. Umarım normal ışıkta böyle değilimdir. Yani çünkü bu ışık çok günlük hayatımda beni takip etmeyecek. Üstelik her yerde bu ışık vuruyormuş bana. Şansıma. Sırf bu makyajı yaptın ya. Gidiyormuşum yılbaşı partisinde, bana böyle ışık iniyormuş beyaz şundan. Üstesi çok seviyorum. Değil mi? Nasıl bir rimel o? Güzel mi? Güzel. Evet, güzel yaptırım bence gözlerine. Rimel demez miydi? Maskara demek istedim. Did Rimmel de deniyor ki. Evet ama aslında Rimmel marka ya. Rimmel London ama o. Hayır, Rimmel aslında markaymış, marka ismiymiş. Maskara aslında o sürdüğümüz şeyin gerçek adı. Herkes Türkiye... Öyle mi? Bilmiyor muydun? Bilmiyordum, Rimmel zannediyordum. Hemen bir şey, bilgi kanalı oldu. Şey yani. Var ama mesela Watsons'ta da var galiba Rimmel London. Evet ama o marka işte bunu çıkarmış mesela, herkes onu Rimmel zannediyormuş. Gerçekten mi? Evet. Bu arada bu Watsons'lara yeni gelen bir marka, yeni Elf bir mi? Ürün. Elf, aynen. Bence güzel yaptı. Ben çok değişmedim yalnız. Bunu değişeceğimi düşündüm makyaj yapınca. Ne kaldı? Benim çok şey kaldı. Rimel kaldı. Ay, maskara kaldı. Kendi tezimi çürüttüm az önce. Hayır, bu. Aa, eyeliner bu. Ben süremiyorum ki ama. Dene bir bence. Şey, eyeliner deneyeceğim. Tamam, hadi dene. İnşallah çok kötü olur. Umarım böyle sürmüyorlardır. Dur güldü. Zoom in. Yedirme. Yedirme. Peki altı sürülüyor mu bilen? Yalnız biz bu markaya bir düşelim Elf. Bayağı iyi. Ay, ben hiç iyi hissetmiyorum bu konu hakkında. Bakın ben ağzımı açmama challenge yaptım ama konuşuyorum ağzımı açmadığım süre içinde de. Yine açıyorum yani. Ama bu şekilde kapattım. Çok gerildim sürerken. Sen de yani ne olacak, alt tarafı ben kazanırım. Kötü olursa. Ne yaptım ya? Ne yaptın? Ya inanmıyorum. Yüz ıslak. Dur onu şey yaparsın. Dur. Hayır ya. Vallahi bak kapa gözünü. Yapamam. Çok... Ne yaparsın? Bir dakika doldurabilirim aslında. Evet onu diyorum ben doldurabilirsin diye. Çok mu kötü gözüküyor orada? Ne gülüyorsun? Sırtma bana. Sen alışveriş videomuzda alışveriş yaparken ne? Çok stres oldun mu? Alışveriş yaparken ben. Evet hayır şey videoda. Hep yaptığım şey. Hayır hayır öyle değil. Nasıl videoda ama? Paran yetmeyecek diye. Ben sırf o yüzden kazanmadım. O eteğin üstüne ben... Bu arada bir şey diyeceğim ben ondan da güzel bir kombin yapmıştım. Ben de bu arada 20 lira vermediniz. Hayır, siz bana 30 lira vermediniz. 20 lira cebimden hayır 30 lira. Ben de öyle onu teklif ettim bu arada. Onu yapsaydım 5'e 0 yenilirdin. Çekemedim, kurtaramadım. Bu da kurudu. Bakayım. Çok kötü oldu. Gözünün üstünde böyle bombe var şans ya. Hı, bu. Süreceğim şey. Bakayım. Ne aradığımı unuttum. Ya bulaştırdım Rimmel'i. Rimmel deyip duruyorum maskarayı. Yaptığım bütün göz makyajı gitti. Neden diye sorun. Eyeliner sürsene aşkım. Ne olur eyeliner sür bana. Ay bana değil sen kendin. Ne? Ya bir şey... Ben yapmayacağım. Öyle bir şey var mı yönetmenim? Ha, direkt çekiliyorsun yani yarışmaya. Nasıl geldi? Aşkım Miss Turkey'de de böyle moralim bozulduğunu terk mi ettin podyuma? Birinci oldum bak. Lütfen. Ben gaz da veriyorum ama şey de yapıyorum. Torpil mi yaptılar kız? Doğru söyle. Herhalde canım. Hemen sanki ben o yarışmadan gelmemişim gibi. Aynen aynen. Doğru söyle torpil var mı? Bu çok soruluyor ama eğer takipte kalırsanız, kanalımıza abone olursanız orada cevaplayacağız bu soruları. Şimdi bence toparlayabiliyorum şu an. Yorum yapmadın toparlanmıyor mu? Dur. Kurutmaya çalışıyorum çok yapıyorum. Ama güzel eyelinermiş. Ben beceremedim çok... ondan süremedim. Hı. O kontürler evet bu tozlarla olmuyor ama şuradan evet, çok aynen, keskin bir şey çekiyorsun. Altına da transparan pudrayla pıt pıt yapıyorsun öyle oluyor. Elf gözlerim neler görüyor Legolas. Legolas Lord izlemedim ya ben onu. Şurada hemen şuraya şey yuuu şey konfetiler iptal geri alalım. Tamam tamam bunu diyen şeyi bilmez. Ruh emicilerin ne giydiklerini bilirsin Hakan Akkaya'da çünkü ruh emici kostümü giydim. Hayır buradan sormayacağım. Şeyi hortkulus... Hortkulus değil tabii ki de şey neydi? Harry Potter'ı bilmediğim bir şey yapıyor. Evet bu doğru. Evet, şöyle. Evet buydu. Sen Harry Potter bilmiyorsun kardeşim. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni bilmemişim. Çok mu? Tamam haklısın. Çok mu? Bu YouTube çok zor ya. Ne söylesem herkese laf gidiyor. Ay kafayı yiyeceğim. Tamam dur. Ay kirpim. Gülme orada. Sinirlendirme. Demek ki eksiğim benim şeymiş. Maskara. Bilmem diyorum bir maskara diyorum. İnsanları şaşırtıyorum. Ben dedim ki kırmızı ruj süreceğim. Çok abartı yapmayayım ama abartı oldu. Yapacak bir şey yok. Ben seni hiç bilmiyorum şu an ne yaptığımı bakacağım birazdan. Ben de bilmiyorum. Gözlerimde pembe var, dudağımda kırmızı var. Değişik oldu. Kafam sarı. Dişim beyaz falan görüyorsun. Bize hangi defilede sadece ortasını kırmızı boyadılar da benim zaten olmayan dudağım? Hakan Akkaya defilesinde. Ama o defilenin şeyi konsepti şeydi. Neydi? Vampir, yaşayan ölüler falan böyle yürüdük. Ben ruh emici dediğim ekmek şey işte. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinlerdi onun şeyi. Hadi ya. İşte Mary. He onun İngilizcesini. Mary. Benim dilim dönmüyor Mary şu an. Mary Jane. Mary Jane. O değil. Ben bilmiyorum. Tamam şunu da düzelteyim. Hı, bitiyor. Tek bir şey söyleyeyim. Bu ruj çok güzel, çok beğendim. Elf'in. By the way. Şey neymiş? Rengi yazmıyor galiba ya. Bunu açıklama kısmına koyarız rengini eğer merak ederseniz diye. Belki merak edersiniz. Merak edersiniz. Bu rimel kurumuyor. Bakayım. Çok güzel ama evet, bakın evet, şimdi. De. Hala. Nasıl gözüküyoruz acaba? Bitti mi ya makyajımız? Senin... Galiba tamam birazcık bitti gibi. Hı? Evet benim de bitti. Sanki. Güzel gözüküyor mu oradan? Tamam. Güzel gözüküyor mu oradan? Ecem kaç yenildin? Söyler misin? Söylesene. Matematiğin mi yetmiyor? Söz harcayayım ben. Ay ne oldu, bozuldun mu birazcık? Ben aşkım bozulmadım ya. Çok güzel oldu bu arada. Ama kırmızı rujun forsunu kullandın. Yılbaşında kırmızı ruj sürülüyor yani. Tamam, gözüm kötü mü? Ondan. Bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi size çekilişle ilgili bilgilerimizi verelim. Bugün biliyorsunuz Watsons'tan 1000 liralık kozmetik olsun, cilt bakımı olsun, şampuan olsun çok güzel bir yılbaşı sepeti hazırladık. Evet, onu kazanmak için yapacaklarınız şöyle ki... Şöyle ki hemen pasat. Katılım koşullarımız kanalımıza tabii ki Eflatun TV'ye abone olmanız gerekiyor. Ve bu senin ve benim Instagram sayfalarımızı takip etmeniz gerekiyor. Şuralara link. Aynen ve... Aşağıya da istediğiniz bir yorumu bırakabilirsiniz bu videonun altına. Bu arada içerik bizim için şunu yapın, bunu yapın tarzı yorumlarınız da olabilir aynı zamanda. Evet, yani sizin önerilerinizle hareket etmemiz daha sağlıklı olabilir. Hem sizin izlemek istediğiniz şeyleri de çekmemiz daha iyi olur. Aynen. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bu kadar bizden. Teşekkürler.